Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere esir düşen Osmanlı askerlerini izleyen Filistinliler. 1917. Rumlar, Türk köylerine saldırdığı için mağaralarda saklanan Türkler. Kıbrıs Erenköy. Nazi subayları Atatürk'ün cenaze merasiminde. 21 Kasım 1938. Milli mücadele yıllarında kıyafet yardımı yapılan yoksul bir çocuk. Mutluluğu adeta gözlerinden okunuyor. 1922. Atatürk tek bir ağaç kesilmesin diye köşk binalarından birini birkaç metre uzağa taşıtıyor. 1930 Yalova. Balkan savaşları sonrasında Bulgaristan işgaline uğrayan Türk köylerinde halk zorla vaftiz edilerek Hristiyan yapılıyor. 1913. Türk askerleri aileler tarafından tren garında Kore Savaşı'na uğurlanırken. 1950 İstanbul. Üreten Türkiye olmakta emin adımlarla ilerlenen yıllar. Pankartta önce buğdayı bile dışarıdan alırdık, şimdi ipekliği bile memlekette yapıyoruz yazmakta. 1930. Milli mücadele yıllarından bir kartpostal. Fatih Sultan Mehmet kabrinden Sevr Anlaşması'nı imzalayanları endişeyle izliyor. Milli mücadele yıllarından bir kartpostal daha. Fatih Sultan Mehmet, Sevr Anlaşması yüzünden kılıcını çekmiş bir şekilde Sultan Vahdettin'in üzerine yürüyor. Bir kartpostal daha. Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan ve Alparslan, Sevr Anlaşması'nı yırtıp atan Atatürk ve arkadaşlarını karşılıyor. Osmanlı ordusunda yakalanıp tekrar cepheye gönderilen asker kaçakları. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslara esir düşen 1012 Türk askerini İstanbul'a getiren ve yolda geminin önü Yunanistan donanması tarafından kesilmesine rağmen esirleri vermeyen Japon yarbay Yukichi Tsumura. Kore Savaşı'nda kefensiz bir şekilde toprağa verilen Türk askeri. Türkiye'nin en güzel projelerinden biri olan köy enstitüleri öğrencileri. O dönemde köylülerin her anlamda gelişmesi için uğraşılırdı. Çanakkale Savaşı'nın son günü, yerde gördükleriniz ise atılan düşman mermileri. 1921'de Söğüt'ü işgal eden Yunanların Ertuğrul Gazi'nin türbesine ateş etmeleri sonucu oluşan delikler. İran'da İslam devrimini gerçekleştiren Ayetullah Hümeyni, sürgün günlerinde Türkiye'deyken, sarıksız ve cübbesiz tek fotoğrafı Türkiye'deki bu fotoğrafıdır. Kore Savaşı'nda Avustralyalılar, Türk askerlerine böyle bir bayrak hediye etti. Üstünde Atatürk'ün çocukları, beraberiz yazmakta. Yelken yarışlarını izleyen Atatürk'le tanışmak için yatının halatlarından tırmanıp Atatürk'ün yanına gelen bir çocuk. ''1900'lü yıllarda cami önünde bekleyen ayakkabı boyacısı bir çocuk. Kendisinin ayakkabı olmamasıysa oldukça manidar. Yıl 1973. İsmet İnönü Anıtkabir'de Atatürk'ü selamlıyor. İsmet İnönü bu fotoğraftan kısa bir süre sonra hayatını kaybetmiştir. Yunan başkomutanı Trikopis Talas yolunda. Trikopis, bizi kimse durduramaz. Buradan Kayseri'ye kadar gideriz. Talas'ta da kahvemizi içeriz demişti. Ardından Türk ordularına esir düştü. Ve Mustafa Kemal Paşa onu Talas'a esirlik günlerini geçirmesi için gönderdi. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefat ettiği oda. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra Kırklareli'den İstanbul'a yürüyerek gelen Türk askeri. O bu kadar perişan durumdayken arkadaki kafede insanlar eğleniyor. İsmet İnönü yaşlı bir adamın derdini dinlerken. Sırp ordusuna esir düşen yaralı bir Türk askeri hastanede namaz kılıyor. Balkan Harbi 1913.
Osmanlı Devleti'nin son padişahı Sultan Vahdettin'in torunu Hanzade Sultan. Atatürk, parasız yatılı okulda okumak isteyen fakir bir gencin talebini dinlerken. 1930, Kanada'da yayınlanmış bir karikatür. Karikatüre göre Kanadalı bir kadın, Türk kadınlarının oy kullanma hakkına sahip olduğunu imrenerek öğrenir. O yıllarda Kanada'da kadınların seçme ve seçilme hakkı yoktu. Seyit Rıza'nın idamının ertesi günü Singeç Köprüsü'nü açan Atatürk bu fotoğrafın alınmasını özellikle istemiş. Sabiha Gökçen sebebini sorunca ise ona şöyle cevap vermiş. "Kızım, asiler bir köprü yakarak isyan başlattılar. Ben de bir sigara yakarak bitiriyorum." Atatürk'ün Yunanları denize dökmesini temsil eden bir karikatür. 1922 Karagöz Dergisi. Yerli uçak yapan Türkiye'ye uçakları görmeye gelen Amerikalı mühendisin yorumu. 1930'lar. Sarıkamış'ta soğuktan birbirlerine sarılarak şehit olan Osmanlı askerleri. Çanakkale cephesinden cansız bir anı. Bakışlar çok şey anlatıyor. Çanakkale Savaşı sırasında boşalan şehirde vatandaşlar aç kalan kedileri besliyor. Çanakkale Savaşı yılları. Türk propaganda broşüründe şöyle yazıyor. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler. Kandırıldınız. Kazanamazsınız. Cephede bir ayağını kaybeden Türk askeri ve ona destek olan hasta bakıcı yiğit Türk kadınları. 1937, Hitler heykeltıraş olan Joseph Torak'ın stüdyosunda. Hitler'in sırt kısmında Torak'ın yaptığı Atatürk büstü bulunuyor. Torak aynı zamanda Ankara Güven Park'ta yer alan heykellerin de heykeltıraşıdır.